yaklaşımının olduğunu düşünüyorum. Bu tür zihniyetlerin orta çağ karanlıkta kalması gerektiğini düşünüyorum. Ama Türker Bey, ben sizin de öyle düşündüğünüzü düşünenlerdenim, onu söyleyeyim. Yani benim ifade ettiğim biçimle. Yani şimdi çok açık bir şekilde İdlib'de siz yakinen izliyorsunuz. Yani Türkiye'yi savunmadığı kadar da İdlib'i savunuyor diye sizin bir özellikle de yazınız var. Onu da biliyorum. Bu arada bunu da ifade etmek gerektiğini düşünenlerdenim. Hele bir de Suriye'de mesela biliyorsunuz Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde de bir en son gelişme var. Türker Bey, o konuda da düşüncenizi almak istiyorum. Çin diyor ki Suriye'deki işgalci Türkiye'yi uluslararası hukuka uymaya çağırıyoruz diye bir açıklaması var. İran'ın açıklaması var. Tabii Suriye'nin de var. Bu konuda bir değerlendirmenizi alalım Türker Bey. Şimdi en son Soçi'de Putin çıkın dedi oradan. Bakın çıkın dedi. Bir de her geçen gün yani Türkiye esasında mutabakata verdiği sözlere sadık kalamadı, tutamadı veya tutmadı. Nasıl değerlendirirseniz. İşte M4'ü açacağım dedi, açmadı. Silahsızlandıracağım dedi, silahsızlandıramadı. Ilımlarla ılımsızları filan ayıracağım dedi. Zaten mümkün de değildi de durumu kurtarmak için öyle söylüyordu. Şimdi biz niçin İdlib'de teröristlere, kim bunlar? Ya bunlar ne biliyor musunuz? El-Kaide türevi. IŞİD, El-Nusra. Biz eğer orada operasyon yapacaksak doğru adamlarla yapmamız lazım. Suriye'nin meşru güçleriyle yapmamız lazım. Ama biz Suriye'nin meşru güçleriyle yapmıyoruz. Yanlış adamlarla, Suriye'nin teröristleriyle, Suriye'nin PKK'sıyla işbirliği yapıyoruz. O zaman sen PKK ile işbirliği yapan birisine kızmaya hakkın olur mu? Evet, iktidar Türkiye topraklarını, Türkiye sınırlarını savunmadığı kadar İdlib'i savunuyor. Niçin ki? Orada egemenlik alanı peşinde. Ben doğru bulmamıştım bu şeyin onaylanmasını, tezkerinin onaylanmasını. Allah'tan CHP'de hayır dedi. Şimdi önemli bir karardı Türker Bey. Aslen gerçekten Ya bir de şöyle söyleyeyim. Artık oradaki İdlib'deki harekatımız veya bekamız sürdürülebilir değil, biliyor musunuz? Askerler de çıkmak istiyor. İşte istifaları, komutanların istifalarını biliyorsunuz. Bir de neyin peşinde koşuyoruz? Egemenlik alanın peşinde. Peki ne diyorsun sen halka? PKK'ya karşı, değil mi? Tamam, PKK'ya karşı, tamam yapalım. Ne yapabiliriz? Peki PKK'yı destekliyor mu şu anda Beşar Esad? Hayır. O da toprak bütünlüğünü istiyor ülkesinin. Onunla işbirliği yapalım. Ha? Ya doğru değil ya. Amerika güçleriyle birlikte iş yaptığını bilmeyen yok. Sağır Sultan, Avrupa medyası yazıyor, her yer yazıyor. Yani yani asıl beka sorunu yani aslında Türkiye'nin AKP değil mi Türker Bey? Buyurun. Ya Salih, bize VIP'ye girmemizi yasakladılar. Salih Müslüm'ü VIP'den karşılamışlardı. Evet. Evet. Beşar Esad'ı yıkmak için PYD ile işbirliği yaptılar. Evet. Yani söylediklerinin hiçbirisi doğru değil, biliyor musunuz? Eğer ülkemizin toprak bütünlüğü peşindeseniz, istikrarı peşindeyseniz, Suriye meşru güçleriyle işbirliği yapmanız lazım. Şimdi bakın, yanlıştan döndünüz Mısır'da. Yanlıştan döndünüz Birleşik Arap Emirlikleri'nde. Burada da yanlıştan dönün. Buradan Amerika'ya mesaj veriyorsun. Senin burada taşeronun olurum. Çünkü Mısır konusunda Amerika karşı tarafta olduğu için geri adım attı. Birleşik Arap Emirlikleri konusunda Amerika karşı tarafta olduğu için geri adım attı. Yunanistan karşısında Amerika o tarafta olduğu için geri adım attı. Peki Suriye konusunda niçin geri adım atmıyorsun? Çünkü Suriye köprüsünün altından 11 yılda çok sular geçti. Herkes pozisyonunu değiştirdi ama Amerika Birleşik Devletleri hala farklı bir pozisyonda. Hala düşmanlık ediyor. Çünkü Amerika'nın hedefi ne? Özellikle tırnak içinde söylüyorum. Rojava denen bölgede Kürtleri korumak istiyor. Federatif bir yapı içinde Kürtlerin güçlü olmasını istiyor, onların peşinde. Onun için
Beşer Esad'a düşmanlığa devam ediyor. Şimdi iktidar esasında Beşer Esad düşmanlığı üzerinden Amerika'ya mesaj veriyor. Abi diyor, taşeronun olurum. Bana görev ver diyor ya. Bunun anlamı bu. Bakın bunun anlamı bu. Peki bizim ülkemizin çıkarları ne? Sınırlarımızı koruyalım. Doğru mu? Koruyalım. PKK'nın uzantısı PYD o bölgeye hakim olmasın. Doğru. E peki bunun yolu var. Sen bu yoldan gitmiyorsun. Öbür yolla olmaz mı biliyor musun? Bakın o. Peki senin öngörün mü doğru benim mi? Hayır benimki doğru. İşte ben 11 yıl önce söyledim. Recai Bey sen gidemedin şeye Emevi Camii'ne ama ben gittim. Emevi Camii'nde namaz kılacaktı Türker Bey. Ben yani gittim ama. Biliyorum. Yani hatta resimlerinizi özellikle Esad'la görüştünüz biliyorum. Ve hatta oradaki resimlerinizden dolayı da sizi Akit Gazetesi böyle hedef de gösterdi. Onu da biliyorum. Yani şimdi İslam maskelerini örneğin bir yazı var. Şeyhülislam ve Vahdettin'in diyor fetvası üzerine cennette şehitlik ve gazlık için diye yazmış bir izleyicimiz. Ceplerinde İngiliz altını işgalden yana Kuvayi İnzibatiye diyor. Ordusu ve iç savaş çıkarmıştı diyor. Özellikle İslam maskelerinin dedeleri diyor. Çok ilginç de bir yorum yapmışlar. O da sizin tabii düşüncelerinizle de ilgili biraz da bunu da belirtiyorlar. Türker Bey. Şimdi öyle veya böyle orada iğrenç katiller var İdlib'de. Yani açık söyleyelim yani. Kadınları köle pazarlarında satan iğrenç katiller var. Ben bunu her zaman dile getiriyorum. Dile de getirmeye devam edeceğim. Çağdaşlıktan, insanlıktan nasibini almamış. Bu iğrenç yaratıklar açık bir şekilde Arabistan, Suudi Arabistan, özür dilerim Afganistan'da gözüktük. Yani uçağın arka tarafında ben buradan kurtulayım diye bağıranlar da vardı. Bunu da görüyoruz. Bizim sizden farkımız yok dedi Taliban'la ilgili. Bu kadar basit. Kadınların düştüğü durum belli Afganistan'da. Türker Bey ne olması gerekiyor ki insanların gözü açılsın? Yani bu neyin nesidir? Ya merak etmeyin insanların gözü açılıyor ya. İşte dün akşam görmeliydiniz. Size bir şey söyleyeyim. Cumhuriyet ilan edildiği tarih 1923. 30 Ekim, 31 Ekim, 1 Kasım 1923. Şu kalabalıkların binde birini bulamazdınız biliyor musunuz? Binde birini bulamazdınız. Atatürk onun için yalnızdı. Bugün yalnız değil Atatürk biliyor musunuz? Bugün Atatürk yalnız değil. İnsanlar bu iktidar seçim kazanamaz biliyor musunuz? Bakın bu iktidar seçim kazanamaz. Onun için bir korku iklimi gerçekleştirmeye çalışıyor. İşte en son Kemal Bey'i videosunu gösterdiler. Yani demek istiyorlar ki çok kafa kaldırırsanız size sorarız. Linç ederiz, linç ederiz. Başka TÜGVA'nın yemini ya o hemen haklarında soruşturma açtırman lazım biliyor musunuz? Peki savcılar açabilir mi? Adamın alnını karışlarlar. Başka bir tane hoca var. Adını şimdi anımsamıyorum. Anımsamak da istemiyorum zaten. Hani kavanozda mermiler filan. Bakın dikkat edin. 3 ay bunlar var ya korku iklimi için. Halk bunları anladı biliyor musunuz? Emin olun anladı. Bir bölümü hani o kor kafası örümcekleşmiş %10'luk bir kesim o her ülkede olur. Bu normal. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde yok mu? İsveç'te yok mu? Belki İsveç'te bu kadar yoktur da. He? Emin olun bir bölümü de çıkar menfaat, ihale. Bitti bu iş. Bakın bu iktidar seçim kazanamaz. Halk Türkiye'de İzleyicilerimizden Zafer Cengiz'in bir şeyi var, bir yorumu da var. Yani diyor ki mesela artık her şey apacık ortada diyor. Yani gelinen nokta itibariyle. Geçmişin kulaklarını çınlatmak yerine diyor. Yani açık bir şekilde geleceği sağlam adımlarla inşa etmek üzere planlı ve bilinçli hareket için kimi ve neyi beklemek gerek diye bir sorusu var. Buyurun. Şimdi bakınız bu işler ne yazık ki biraz da doğulu bir toplum olduğumuz için insanlar sihirli formüller peşinde, kurtarıcılar peşinde. Zaten çağdaş toplum ne demek biliyor musunuz? Kurtarıcı beklemeyen toplum demek. Çağdaş toplum tabii bir sürü kriteri var. Mesela kadın erkek eşitliği yoksa o çağdaş toplum değildir. Kurtarıcı bekliyorsan, Mesih bekliyorsan o toplum kurtarıcı değildir. Pardon, çağdaş değildir.
Şimdi ne yapılması lazım? Bir, demokrasimiz, hukukumuz tahrip edildi. Anayasamız her gün ihlal ediliyor. Cumhuriyetimiz iyi durumda değil. Bir kere öncelikle bu iktidarı göndermemiz lazım demokratik olarak. Onun için bu iktidardan memnun olmayan, Türkiye'nin felakete doğru sürüklendiğinin farkındalığına sahip herkesi, her örgütü, her partiyi bir demokratik blokta birleştirmek lazım. Önce iktidarı göndermek lazım. Arkasından Türkiye'yi rehabilite etmek, cumhuriyeti yeniden kurmak. Gerekirse yeni bir anayasa yapmak. İşte Millet İttifakı, güçlendirilmiş parlamenter sistem, bunlar tartışılır tabii. Birinci safa bu iktidarın gönderilmesi, yani cumhuriyetimize, demokrasimize, hukuk ve adalet sistemimize, anayasamıza onanmaz yaralar veren bu iktidarı göndermek, yani faili elinden kamu gücünü almak demokratik olarak. İki, rehabilitasyon safhası. Yani ondan sonra şimdi ya bir şey. Yani bakın, sihirli formül yok. Peki bu kolay mı? Emin olun zor. Yani bu iktidar giderse her şey güllük gülistanlık olacak mı? Hayır, olmayacak. Uzun soluklu bir mücadeleye ihtiyacımız var. Siz eğer bu mücadeleden yana mısınız, değil misiniz? Bana onu söyleyeceksiniz. Özetle bu.